Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biadet-i zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Habbe ilem eyyühel aziz. İnsan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyühel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucid, vacibül vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i muğnidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. İlem eyyühel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahada ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde sahi ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. İlem eyyühel aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkür olur. Çünkü bu malumiyet örfi bir ülfet, taklidi bir semadır. Hakikati ilam edecek bir ifade de değildir. Mahaza o ünvan ile fehme gelen mana, sıfat-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır. Ama Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder. Ve kainatta tecelli eden sıfat-ı mutlakayı muhita ile bu mevsufun o ünvandan tulu etmesi ağır gelmez. İlem eyyühel aziz. Esma-i Hüsna'nın her birisi ötekileri icmalen tazammun eder. Ziya'nın elvan-ı sebayı tazammun ettiği gibi ve keza her birisi ötekilere delil olduğu gibi onların her birisine de netice olur. Demek Esma-i Hüsna mirat ve ayna gibi birbirini gösteriyor. Binaenaleyh neticeleri beraber mezkûr kıyaslar gibi veya delilleri beraber neticeler gibi okuması mümkündür. Başa dönerim inşallah. İlem eyyühel aziz. İnsan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatta Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Bir de oku bakalım. İlem eyyühel aziz, insan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Şimdi bu seyyiat, yani günahlar, en dehşetli günah, en şiddetli günah, af olunmayan günah şirktir, küfür. Şimdi önce bunu bu noktada anlamak gerekiyor. Yani insanlarda günahın çok mertebeleri var. Ameli günahlar var. Şehvetten, arzulardan, dünya zevklerinden kaynaklanan günahlar var. Bir de itikat ve imana muhalif düşüncelerden kaynaklanan günahlar var. En dehşetlisi bu. Dolayısıyla en büyük seyyiat nedir? Seyyiat küfürdür, şirktir. Allah'ın varlığı güneşten daha zahir. Şimdi bir insan güneşi inkar ederse ne yapar? Karanlıklarda kalır. Allah'ın varlığı, birliği, kainattaki tasarruf ve rububiyeti güneşten daha açık. Güneşten daha açık olan Allah'ın delillerini görmeyen o insan ne yapar? Küfür karanlığına düşer. Cehalet karanlığına düşer. Hem dünyada rezil, hem ebedi hayatta ebedi rahmetten mahrum kalır. Demek insan hakikat noktasında bakınca insan seyyiatıyla Allah'ı inkar etmekle, değil mi? Allah'a zarar vermiş olabilir mi? Olamaz yani. Şimdi bir insan padişahı inkar etse, ben padişaha inanmıyorum dese, onun inanmaması padişahı tasarrufundan geri mi bırakır? Padişah var, zindanlar var, ben zindanlara inanmıyorum dese ne olur? Bak, ahmaklıktır yani. Üstad diyor ya, küfür üzerinde yürümek, buzlar üzerinde yürümek gibidir. Aklı selimin yolu, mantığın yolu, muhakemenin yolu, ya, selim düşüncenin yolu, eserin arkasında müessiri, sanatın arkasında sanatkarı, fiilin arkasında faili görmektir. Onun için kainat, kainat, Cenab-ı Hakk'ın varlığının delilleridir. Bak, gözünle görüyorsun diyor. Hangi sanatlı eser kendi kendine olmuş? Olur mu öyle şey ya? Tabloya bak, ressamı inkar et. Oldu mu? Camiye bak, mimarını inkar et. Kitaba bak, katibini inkar et. Olmaz ki bak. Aklı selim, mantık ve muhakeme ne yapar? Tek bir Allah'ın vahdaniyetini kabul etmek durumundadır. Demek kainata dikkat ve ibretle baktığımız zaman kainat her şey kudret-i ilahiyenin bir mucizesidir. Hikmet-i ilahiyenin harikasıdır. Binlerce dillerle Cenab-ı Hakk'ın evsafını, isim ve sıfatlarını, kainattaki rububiyetini akıl gözüne gösteriyor. Ama Cenab-ı Hak kendi vahdaniyetinin delilini sadece kainata bırakmamış, kelamıyla konuşmuş. İşte mukaddes kitaplar, işte Kur'an-ı Azimüşşan, işte 124.000 peygamber. Demek kafir insan ya cehaletinden, ya ahmaklığından, ya lakaytlığından, ya teklif ona ağır geldiğinden, ya da efendim süfliyatın, maddiyatın efendim cazibesi içerisinde nefesini kestiğinden, tefessih ettiğinden dolayı ne yapar? Zarar eder. Demek burada üstad misal veriyor, diyor ki hariçte, vakide ve hakikatta Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizmine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne, asarına müdahale edebilsin. Mesela diyelim ki tarihte bir insan, bir padişahla araları açıldı. Padişah onu vuracak, öldürecek, kellesini vuracak. O gider, başka bir sultana himaye eder, onun himayesine girer. Yani hayatta kalmanın şartlarından birisi bu. Şimdi Allah'ın şeriki, eşi, zıttı, nıddı, benzeri yok ki. Değil mi? Haşa Allah'a bırakıp da başkasına dayansın. Onun için kainatta hakim mutlak, kadir mutlak, maliki mutlak sadece kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Allah'ın şeriki de olmadığına göre asarında da tasarrufu nedir? Muhittir, muhteşemdir. Değil mi? Kainattaki hikmet, inayet, rahmet, bütün maslahatlar tek bir Allah'ın rububiyetini de akıl gözüne göstermiş olduğu için demek ki o insan ne yapıyor? O şeriki boş kafasında yerleştiriyor. Zihninde tahayyül ediyor. Vehim ona tahakküm ediyor. Şeytan ona vesvese veriyor. Ciddi bir altyapısı olmadığı için de böyle cehalet içerisinde bir gabavetle inkar psikolojisi içerisinde güya Allah'a inkar etmekle teneffüs edeceğini zannediyor. Halbuki ruhun inşirahı, kalbin inbisatı, dünyada inşiraha medar bir güzellik nedir? Tek bir Allah'ın vahdaniyetini kabul ve tasdiktir. Bunu yapmadığından demek ki hakikatte Cenab-ı Hakk'ın şeriki yok, zıddın nıttı benzeri yok. O insan boş kafasında vehmin tasallutuyla, şeytanın tahsitiyle, nefs-i emmarenin yanlış gitmesiyle ebediyen batağa batmış oluyor. İnsaniyeti de Allah'ın bahşettiği en büyük nimet, en büyük delil, en büyük hüccet olan insan, insaniyeti de ihanet ettiğinden dolayı, bütün mahlukatta müsebbih olduğundan, Allah'a tesbih ettiğinden dolayı, sonsuz kemalatı inkar ettiğinden dolayı ona ebedi cehennem aynı adalettir. Evet. Demek o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Evet. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyühel aziz, Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Evet, şimdi imandan kaynaklanan tevekkül ne kadar güzeldir diyor. Kamil bir Müslüman ne yapar? Tevekkül tutar Allah. Ya, sünnetullah kanunları içerisinde görevini icra eder, sonra da Allah'a tevekkül eder. Bak, tevekkül bir itminandır. Kalbin selametidir. Allah'ın rububiyetine inanmak, teslim olmaktır. Tevekkül insanı inşirah iklimine götürür. Tevekkül insana teselli verir. Tevekkülle insan sonsuz kudrete sahip olan Allah'a teslim olur. O teslimiyet de o Müslümanın imanının derecesi nispetinde ona firdevsi cennetlerin elhamdülillah kapısını açar. Evet. Allah mucid. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi kafi. Evet. Niye kafi? Ya, kudret onun, ilim onun, ruhiyet onun, hallakiyet onun, rızık onun, iaşe onun, tanzim onun, tedbir onun, hallakiyet onun. Ya, bitti. Mülk onun. Yerler ve gökler kimin? Allah'ın da. Nasıl bir Allah'ımız var? Bak, onu diyor. Hemen bak, kamil-i mutlak, yani cümle birbirini ne yapıyor? Tahkim ediyor. Niye Allah bize kafirdir? Çünkü Allah nedir? Kamil-i mutlaktır. Kamil-i mutlak. Allah'ın bütün kemalatı mutlak. Yani namütenahi ve sonsuz. Bak, kamil-i mutlak. Namütenahi ve sonsuz. Lizatihi mahbubtur. Bak. Zatında sevilir. Şerif-i Cürcani gibi bir kısım zatlar demişler ki muhabbetin kaynağı nedir? ya menfaattir, değil mi? Paradır, makam, şöhrettir, riyadır. O için ondan dolayı filan adamı sever. Darkavukluk yapar, değil mi? Ya menfaattir, değil mi? Ya lezzettir, damak zevki, rüşvet. Ya meyli cinsiyettir veya kemaldir diyor, kemal. Kemal zat-ı mahluktur, zatında sevilir. Üstad bana misal veriyor. Mesela geçmişte birçok alimler, evliyalar, kamil insanlar gelmiş. İmam Gazali'yi seviyoruz, İmam Rabbani'yi, Şah-ı Geylani'yi. Beraber oturup çorba mı içtik? Bak, Allah'ın evliyası, kamil bir mümin. Ya, arif bir mümin, müdebbir bir mümin, Allah'a itaati inkat eden bir mümin. O kemalatından dolayı ne yapıyoruz? Seviyoruz. Şimdi burada tabii lizati mahbubtur cümlesinin üzerinde durmak lazım. Yani Cenab-ı Hak kamil-i mutlak olduğundan lizati mahbubtur. Yani Cenab-ı Hakk'ı sevmek için başka sebebe ihtiyaç yok. Bunun üzerine biraz duralım. Allah'ı sevmek için başka sebebe ihtiyaç yok. İşte burada ariflerin marifetine medar bir sır insanın içine açılıyor. Şimdi biz Allah'ı seviyoruz, değil mi? Nimetlerden dolayı seviyoruz bak. İşte en büyük nimet, Allah bize hayatı verdi. Bizi Allah insaniyette şereflendirdi. İnsaniyete medar, kainat çapında bize duygular, hisler, cihazatlar, organlar verdi. Akıl nimeti. Nasıl bir nimet ya? Akıl ya. Ya akıl nasıl bir nimet? Düşünmek nasıl bir nimet? Anlamak nasıl bir nimet? Görmek nasıl bir nimet? İşitmek nasıl bir nimet? Ya duygu ve düşüncelerini ifade etmek nasıl bir nimet? İlim nasıl bir nimet? Eşyanın sır ve hakikatlarını çözmek, perdeleri aralamak nasıl bir nimet? Şimdi Allah bize varlık aleminin sultanı, tacı manasında bizi insan olarak yarattı. Ya. Ondan dolayı Allah'ı ne yapacağız? Seveceğiz. Başka? Bir de insaniyeti kübra ne? İslamiyet. Bizi İslamiyet de şereflendirdi. Ya bu nasıl bir nimet ya? Hidayet, ruhun cenneti, firdevsi bir keyfiyet, ruhun cenneti. Yani ebedi devlet, ebedi saltanat, ebedi sonsuz bir nimet. Ya Resulullah'a ümmet eyledi. Kur'an'ı bizim için inzal etti. Bak, bütün bunlardan dolayı hani üstad diyor ya, ağız dolusu ne dememiz lazım? Ya, elhamdülillah dememiz lazım. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu rahmeti, bu inayeti dünyayla kayıtlı ve kısıtlı değil. Dünyadan sonra da beka boyutu içerisinde ebedi bu nimet, ebedi bu devlet, ebedi bu saadet ne yapacak? Devam edecek. Tamam. Bütün bunlardan dolayı Allah'ı seveceğiz. Ama arif insanların dünyasındaki muhabbetin özelliğine, Allah'ın kemalatı ya bizatidir. Ya, zatında kemal-i mutlaktır. Yani hakikat noktasında Allah'ı sevmek için başka bir illete ihtiyaç yok. Ya Rabbi sen varsın ya yeter. Senin varlığın bitti. Allah kâmil-i mutlak olduğu için Cenab-ı Allah sevilir. İşte demek lizatihim zatında sevilir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kemalatının hepsi nedir? Bütün kemalatı kâmil-i mutlaktır. Namütenahi sıfatlara mazhardır. Evet. Allah mucit, vacibül vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu'diyetinde adem zulmetleri vardır. Şimdi her şeyi icat eden, her şeyi varlık alemine çıkartan kimdir? Allah'tır. Bir de Cenab-ı Hak nedir? Vacibül vücuttur bak. Allah'ın vücudu başka bir illete muhtaç değil. Yani Allah kadim, ezeli, doğmamış, doğurmamış. Ya, ya. Varlığı ezeli, ebedi, kadim olan Allah, vacip vücut olduğundan kurbiyetinde, yani Allah'a yaklaştıkça nimete mazhar yedi. Bu kurbiyet bile maddi manada kurbiyet değil. Şeyde ilk inen surede son ayette ne yapıyor? Cenab-ı Hak ne diyor? Secde ayeti diyor. Secde et ve Allah'a yaklaş. Yani bu secde ayeti. Secde et, Allah'a yaklaş. Şimdi bu ayetten çıkan mesaj ne? Allah'a yaklaşmak istiyor musun? Allah'a yaklaşmanın yolu secdeden geçiyor, ibadetten geçiyor. Allah'a itaatten geçiyor. Bu bir kanun. Demek ne kadar itaat edersek, ne kadar Allah'ın emrine teyakkuzu tamme içerisinde teveccüh edersek, o kadar kurbiyetimiz, Allah'a yakınlığımız artar. Yani rızaya kavuşuruz. Rızaya mazhar oluruz. Marifetullah'ta terakki-i safi ederiz. Muhabbetullah'a medar, rüyetullah'a medar nimetlere elhamdülillah mahkes ve aynı olabiliriz. Ha. Budiyetinde de Allah'tan uzaklaştıkça ya zulmetler artar. Küfür zulmeti, cehalet zulmeti, gavavet zulmeti. Bak, küfür nasıl bir karanlık, cehalet nasıl bir karanlık, gavavet, idrak yok, muhakeme yok. Hatamallah ala kulubihim, kalpleri mühürlenmiş, basiret kilitlenmiş. Ya, süfliyatın, maddiyatın, ya, şeytaniyetin bataklığı içerisinde tefessü etmiş. Öyle gider. Uzaklaştıkça kopar, koptukça tefessü ede ede ila cehennemin zümera, cehenneme kadar yolu var, gider evet. Evet. Allah melce ve mencedir. Evet. Bak bu Allah nedir? Melce, yani sığınacak kimdir? Şimdi düşünmek lazım değil. İnsanın acz ve fakra, nakıs ve noksanlığa medar ahvali, tarzı zaman içerisinde aslında zaten insan acz ve fakr üzerine yaratılmış şey değil mi? Yani aslında semadaniyetin aynadarlığı, sonsuz olan Allah'ın, samet olan Allah'ın nimetlerine, sonsuz nimetlerine mazhariyetin şifresi nedir? Değil mi? Samet olan Allah'a itaat ve inkiyattır. Çünkü mülkün sahibi olur. Şimdi insan düşünmesi lazım. Yani insanın hayatında hastalık var, sıkıntı var, ızdıraf var. Değil mi? Hayatın başına çok şey gelir. Yani insan hayatı her zaman asude değildir. Hastalıklar, problemler, nefsin tasallutu, şeytanın vesveseleri, kötü şartlar, kötü mühit, kötü çevre, bütün bunlar içerisinde insan daralıyor. Yani insan fıtraten, psikoloji itibariyle değil mi? Teselliye muhtaç. Teselliye muhtaç. Bak, insan şefkate muhtaç. İnsan bir noktaya istinada muhtaç. Yani arkasını bir şeye dayayacak ki ne olsun? Güç ve kuvvet abisi. Şimdi melce kimdir ya? Sığınacak kimdir? Allah'tır ya. Yani eskiler demişler ki duvara dayanırsan yıkılır. İnsana dayanırsan ölür. Ya. Melce Allah. Ya. Medet diyorsun bak. Allah'a sığınıyorsun. Allah'tan istiyorsun. Ya Rab elimden tut. Beni muhafaza et. Ya. Şimdi insanın daraldığı zamanlar oluyor mu? İnsanın daraldığı zaman insanın parası, değil mi? Parası, varlığı, makamı, şöhreti o daraldığı noktalarda ona teneffüs oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Olamaz da yani. Demek ki melce. İlla Allah diyeceksin. İlla Ya Rabbi diyeceksin. Yani illa ya Vedat ya Rabbi diye rahmet-i ilahiyenin kapısını çalacaksın. Kanun yani. Allah hem melcedir hem de mencedir. Yani seni kurtaracak. Yani senin elinden tutacak kimdir? Ya. Ayette geçiyor ya, cahiliyet dönemindeki insanlara bakın. Yani, küfür karanlığında cehenneme düşerken bir rahmet eli geldi, onları küfürden tevhide, İslamiyet'te şereflendirdi. Asr-ı saadette tarih yazdılar sahabeler. Demek insan bu iki manaya her zaman muhtaç. Kime sığınacağım? Hangi limana gemiyi ne yapacağım, çekeceğim? Ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde fırtına değil, şimdi ne var? Tsunami var ya. Yani daraletin, sapıklığın, inkarın, değil mi ya? Ziyade arttığı zamanlarda insan daha ziyade Allah'a sığınmaya, Allah'a iltica etmeye, gözyaşı dökmeye, Allah'tan yardım dilenmeye nedir? Muhtaçtır. Evet. Demek sığınacak, efendim, seni kurtaracak el nedir? Cenab-ı Allah'ın tasarrufatıdır. Evet. Celal abi, noktayı istinatla noktayı istimdat da aynı mana mı bu? Melce menceyle. Biraz daha farklı. Farklı mı? Evet. Hı. Aynı manaya bakan cihet ve cepheleri de var tabii. Evet. Hı. Kainattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Şimdi kainattan küsmüş. Bir de dünya ziynetinden iğrenmiş. Şimdi adam tırmanıyor. Kendi aleminde ziynet gördü, teveccüh ettiği noktalar var. Dağa tırmanır gibi. Cihetle, gayretle dağa tırmanıyor. Bakıyor ki zirve bitti. Ne olacak? Evet. Ya. O dünyanın ziynetinin içinde yani para, mal, şöhret, varlık, devlet ve servet insanı iştah etmez, doyurmaz. Şimdi bu asrın, ahir zamanın dehşetli fitnesi de bu. Adamda ruh yok, adamda iman yok, adamda marifete medar altyapı yok. Neyle kendini gösteriyor? Zengin gidiyor, iyi bir araba alıyor. Benim arabam. Tamam, dünyanın en iyi arabasını al. O araba senin ruhunun bir parçası değil ki. O senin kalbin değil. O senin karakterin değil. Değil mi? Arabanın mükemmelliği senin fasık gözünü, efendim, gıybet içerisinde boş konuşan, yalan konuşan ağzını, tamamen tefessi etmiş kalbini, kirlenmiş ruhunu tedavi etmez ki. Zevahir. Kendini aldatıyor bak. Ne yapıyor? İşte bir araba olsun, güzel bir ev olsun, hadi olsun. Bunların hiçbiri insanı işba etmez, tatmin etmez, doyurmaz. Şimdi insanlar, değil mi, varlık içerisine girinceye kadar tırmanıyor, varlığa geldikten sonra da bakıyor ki yok. Saadet ve surur bu değil ya. Dünyada da kainattan küsmüş, hadisatları okuyamıyor, yorum yapamıyor. Değil mi? Halbuki Allah'ın iradesi olmadan bir ağacın yaprağı da yere düşmez. Afak-ı alemdeki hadiselerin hepsi doğrudan dolayı Allah'ın rububiyeti, tasarruf iradesi altındadır. Allah dilerse her şey olur, Allah dilemese hiçbir şey olmaz. Her şey Allah'ın tasarruf ve rububiyeti içerisinde. Şimdi kainattaki hadiseler, afaktaki hadiseleri görüyor, onu çözemiyor, rahatsız oluyor. Sonra efendim dünyanın ziynetine teveccüh ediyor. Şöhretle, alkışla, riya ile kendini tatmin edeceğini vehmediyor. O da onu tatmin etmiyor. Sonra efendim Devam et. Vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Şimdi vücudundan bıkmış ruhlar nasıl oluyor? Yani tabii sıhhat bir nimet, afiyet bir nimet. Ama adam 70-80'e gelmiş. Gözler doğru düz görmüyor. Kulak işitmiyor. Diş dökülmüş. Mide bozuk. Bağırsaklar çalışmıyor. Kalbi ha koptu, ha kopacak. Nefesi ha kesildi, ha kesilecek. Öyle bir halet ruhu içerisinde Allah Allah, vücudundan bıkmış. Veya hastalık var, kanser var. O hastalık ne yapıyor? Sıkıntı veriyor, sancı veriyor. Sancının dehşet ve şiddetinden birçok insan var ki ölüm istiyor. Ama ölüm gelmiyor diyor. Değil mi? Ya. Ve vücudundan bıkmış. Halbuki burada tabii bakın. Vücut bize emanet ya. Bizim değil ki. O hastalıklar hakikat noktasında mümin gözüyle bak. Bizi arındırmak için gelmiş. Bizi tasaffi ettiriyor. Bizi Allah'a yaklaştırıyor. Yani bizi riyadan, şovdan, gösteriden muhafaza ediyor. Fıtri bir halet ruhu içerisinde Allah'a yönlendiriyor. Onun için musibetler ve hastalıklar hakikat noktasında insanı ifna etmek için gelmez. İslah için gelir. Terbiye için gelir. Tasaffi için gelir. Eritmek, arındırmak için gönderilir. Şimdi bu noktalardan gafil olunca illa fefurru ilallah. Kime firar edeceksin? İlla Allah diyeceksin. Kime döneceksin? İlla Allah'a döneceksin. Kime secde edeceksin? Kime ya Rab diyeceksin? Kime bu hadisatın çalkantıları içerisinde ruhunu, gönlünü, kalbini teslim edeceksin? Başka çıkarıyor. Ela bi zikrillahi tatmainül kulub. Evet. Başka yok. Yok. Evet. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah vakidir. Değil mi? Allah vakidir. Üstad bir tabir kullanıyor değil mi? Müştak seyirci, mütehayyir, mütefekkir, iştiyaklı, müştak, iştiyaklı seyirciler. İşte kâmil müminler, Müslümanların. Ya. Bekaya gidiyoruz ya, ebede gidiyoruz. Bu devlet, bu sofralar, bu nimetler ne yapacak? Devam edecek elhamdülillah. Evet. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Evet. Şimdi mutlak, gani ve zengin olan kimdir? Sadece Allah'tır. Evet. Her şeyin anahtarı da Allah'ın elindedir. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyledir. Evet. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. İşte bu da intisaptaki şeref. Benim Rabbim, benim Halık'ım, benim sahibim. İman nedir? İntisaptır. İntisaptaki şereften dolayı. Hani diyoruz ya ağanın oğlu. Şu 20 paraköy bizim. Şu tarlalar, şu bağlar, şu bostanlar. Efendim, şu sürüler bizim. Yani. İşte kamil bir mümin diyebilir ki Cenab-ı Hak küre-i arzı muazzam muhteşem bir saray olarak yaratmış. Küre-i arz benim sarayım. Güneş benim avizem, kamer benim gece lambam, bahar benim haliçem diyebilir mi? Der. Kamil bir Müslüman diyebilir. Evet. Demek bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Evet. İlem eyyühel aziz, aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Bu çok önemli bakın. Velayet aleminde buna sükun tabiri edilmiş. Velayet-i sükun. Ne demek? Dünyanın varlığı, parası, şöhreti, devleti onu sarhoş etmiyor. Haddini aşmıyor. Hazreti Ali demiş ki insanlar sadece içkiden sarhoş olmaz. Varlık, şöhret, devlet, ırk, zenginlik, ikabirlik de insanı sarhoş eder mi? Eder. Ya. Şimdi velayet-i sükun varlıkla şımarmıyor. Enaniyete, çalıma girmiyor. Gurur, kibirle sanki yerleri ve gökleri ben yarattım haletif ruhiyesi yok. Mahrumiyet zamanında bazen Cenab-ı Hak nimeti verir, bazen de ne yapar? Alır. Mülkün sahibi odur. Mahrumiyet zamanlarında, kıtlık zamanlarında, nimet elinden çıktığı zaman da mahzun yok, mahzuniyet yok. Mülkün sahibi o. Narın da hoş, nurun da hoş. Hoştur bana senden gelen manası inkişaf ediyor, sükun. Varlık, şöhret, para, zenginlik onu şımartmıyor. Allah. Yokluk da onun kalbinde ya gedik açmıyor. Demek aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Bu çok önemli bir ölçü yani. Mülkün sahibi o, tasarruf onun, hallakiyet onun, rububiyet onun, bitti. Dilerse insanı Cenab-ı Hak kaptan kaba sokar. Bazen varlık verir, senden şükür ister. Bazen musibet verir, senden ne? Sabır ister. Ya sabır ister, evet. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Şimdi düşün, eskiden trenle yolcu olurdu, yolculuk vardı ya. Şimdi trenden, Erzurum'dan trene bindin. Nereye gideceksin? İstanbul'da, Haydarpaşa'da tren inecek. Ama bu trenin özelliği var ki içinde olanları hepsi Haydarpaşa'ya gitmiyor. Kimisi Erzincan'da iniyor, kimisi Sivas'ta iniyor. Kimisi Ankara'da, kimisi de İstanbul'da. Bak. Aynı bunun gibi. Şimdi zaman tüneli içerisinde hayat gidiyor. İşte bakıyorsun yani ya Haydarpaşa'ya ne kadar kaldı? Yarım saat kaldı. Yarım saat. Ya acaba gel şimdi kavga et. Sen kaçıncı kompartmandasın? Şeyin nasıl? Ayakta mısın? Koltuğun güzel mi? İyice dinlendin mi? Ne yedin, ne içtin? Bunların bir faydası yok ya. Yarım saat sonra, 10 dakika sonra tren duracak. Sen de ineceksin yani. Ya şimdi ehli hakikat öyle bakmışlar ya. Hazreti Ali demiş ki ben içimi ahirete çevirdim ya. Dünya geride kaldı. Ya, bu bir kanun. Şimdi bir adam 70'ine bastı. Ya 70 sene geride kaldı. Allah ne kadar ömür verecek bak. Ahirete gidiyoruz, yakınlaşmış. Yakınlaşma bizi neye sevk etmesi lazım? Daha ziyade teyakkuza, daha ziyade dikkate, daha ziyade Allah'a tesbihe, daha ziyade ömrünü istikamette, Allah rızası dairesinde, dinin ilası, ipkası için kullanmakta herkese. Evet. Şimdi dünya gidiyor, tren. Biz de o tren içindeyiz yani. Giderken biz de ne yapıyoruz? Biz de ölüme gidiyoruz ya. Ha, illa herkesin ömrü, Erzurum'u doğuş kabul et. Haydarpaşa'da bitiş öyle değil. Adam Erzincan'da düşüyor. Sivas'ta düşüyor. Yarı yolda düşüyor ya. Ölüm illa 70'i 80'i mi bekliyor? Hayır. Dünya gidiyor. Biz de o dünya trenin içerisinde gidiyoruz. Ha, aldanmakta, ya fayda yok. Evet. Sen de yani madem gidiyor, öyleyse biz neyiz? Yolcuyuz. Ha, peki bu yolculuğun alameti ne? Yani yolculuk insanı ihtiyarlatıyor mu? Ne diyor yani? Ya, bakıyorsun 20 sene önce senin saçların simsiyahtı. Çok da güldü yani. Ya, nereye gitti hadi? Ya, bir şair demiş ki ya, yıllar başıma yağdı. Kar yağıyor ya. Evet. Yıllar başıma yağdı. İşte yıllar başımıza yağıyor. Yani, hani o gençlik? Hani o taravet? Hani o enerji? Mum gibi ya. Her gün biraz tükene neye doğru gidiyoruz? Dibe vuracak bu. Allah imanımızı kamil etsin. Ya. İstikametten ya, saptırmasın. Evet. İşte başımızın diyor yarısından fazlasını olmuş okul. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Şafak bak. Yani buradan başlıyor şafaktan. Daha sonra değil mi? Güneş evet. Yükseliyor ya. Yani buradan beyaz kırlar, güneşin doğması şafak, yani ışık gibi yani ziya gibi evet. Buradan beyazlaşıyor, nuranileşiyor. Gittikçe yukarıya doğru çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet. Evet. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Hastalıklar ölümün keşif kolları. Şimdi yaşlandıkça hastalık ne yapıyor? Artıyor. Kalptir, şekerdir, tansiyondur. Bütün bu hastalıklar ne? Ya, ölümün gıcırtıları. Eskiden evler vardı. Evi kapıyı açıyorsun, bakıyorsun kapı gıcır diyor. Şimdi kapı köhneleştikçe, demirler pas tuttukça, yani metal yorgunluğu var ya. Evet. Tahtalar, döşemeler eski taravetini kaybedince kapıyı açıyorsun. Gıcırtısı çok. Hastalıklar da öyle. Yaş geçtikçe gıcırtı artıyor. Gıcırtı ne? Hakikat noktasında ölümün habercileri. Haber veriyorum. Bu vücut demirden, taştan değil. Etten ve kemikten. Ansızın yıkılabilir. Evet, ansızın yıkılabilir. Evet. Allah hepimizin akıbetini ya muhafaza etsin. Evet. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. İşte bu Allah'ın kanunu. Bak. Ya. Cennette, bekada, ebediyette rahat etmek istiyorsak yolu buradan geçiyor. Kanun ne ekersen onu biçersin. Yani. Sünnetullah kanunu. Ne kadar çalışsan o kadar alırsın. Ya. Ne kadar gayret gösterirsen ihlas istikamet dairesinde dinin ilah ifkası için değil mi? Hamiyetle, ihlasla, safete, samimiyetle dine, imana hizmet edersen Allah senin o ecir ve mükafatını zayi eder mi? Etmez. Ha. Onun için her zaman söylüyoruz. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktadan devam eder. Yani cennet burada kazanılacak. Hakikat noktasında, sırat köprüsünde buradan geçilecek. Azami teyakkuz, azami dikkat, azami cevaniyet, azami ihlas, azami dava ruhu, aşk İslamiyet. Bu mana ile kendimizi yükler, istikamet içerisinde son nefese kadar gidersek Allah'ın ecir ve ikramı, ihsan ve lütfü küllü olacak yani. Onun için ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Her şey burada. İman burada, tebliğ burada, temsil burada, fedakarlık burada, cömertlik burada, dine hizmet burada. Ahiret ücret yeri, mükafat yeri. İkram yeri, imanla gidersen ebedi ikram var, ebedi saadet var. Ama küfürle giderse Allah korusun ebedi şekavet var. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Evet. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde sahi ve çalışmalarına bağlıdır. Evet. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Evet. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Kur'an'da ayette geçiyor ya, kafirler cehennemin azap ve dehşetini, şiddeti görünce ayetlerde var. Melekler soracak. Size bir elçi, bir peygamber, bir haberci geldi mi? Geldi ya Rabbi ama biz onu yalanladık. Sonra ya Rabbi anladık. Tamam. Hatamızı anladık. Bize müsaade et. Tekrar geriye dönelim. Bak sana nasıl ibadet edeceğiz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bak siz kâzip yalancısınız. Sizi tekrar dünyaya göndersem aynı tas, aynı hanım. Allah kimseye zulmetmez. Cenab-ı Hak herkese müstahakkını verir. Onun için din nedir? Din istikamettir. İhlastır. Saffet ve samimiyettir. Din kalbin uyanıklığıdır. Azami teyakkuz ve dikkattır. Ya, sekerattan evvel uyanmak lazım. Sekeratta uyandın mı? O sekeratta artık tövbeyi de ne yapmıyor? Allah kabul etmiyor. Cenab-ı Hak kalbimizi uyanık kılsın. Hayatımıza istikamet versin. Hayatı bakiye burada kazanılacak. Burada. Ne yapılacaksa burada. Cenab-ı Hak bu manada ömrümüzü bereketlendirsin. Hayatı bakiye noktasında istikametten, ihlastan, saffet ve samimiyetten de ayırmasın. Ayağımızı da kayırmasın. İmanla hayatı bakiye giden o salih kervan içerisine bizleri dahil eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Burada kalalım. İnşallah.